Arkadaşlar merhaba. Arkadaşlar ben bu videomu Türkçe yapıyorum. Çünkü Kürtçe bilmeyen arkadaşlarımız benden bunu istediler ve yazıyorlar yorumlarında. Niye Türkçe yorum yapmıyorsun diye, konuşmuyorsun diye. Ben de onlar için bu sefer Türkçe yapmayı düşünüyorum. Çünkü diğer seferlerde de hani istek doğrultusunda ben o videoları yapıyordum. Bu sefer de sizin için Türkçe konuşacağım. Arkadaşlar burası Batman'ın Beşiri Kumgeçi köyü. Burada yaşıyoruz. Köyümüzdür burası. Bildiğiniz üzere Ilısu Barajı bu yıl Haziran ayında su tutmaya başladı ve tuttuktan itibaren bu takriben 1,5 aydır bize ulaştı su. Ve yükselmeye başlıyor. Son işte 7 metre kaldı. Hani barajın dolmasına 7 metre kaldı. Şu an evimizin üstündeyim ben. Bizim evimizin videolarda görmüşsünüzdür. İlk katı su altında kalıyor. Yani ilk katı tamamen kalıyor. Diğer iki katı dışarıda kalıyor. Yani bir nevi bir kız kulemiz oluyor burada. Öyle söyleyeyim size. Karşımızda bir tane köy vardı. Kumçay köyü. O da komşu köyümüzdü. Bu şekil buralar dolmaya başlıyor. Buğday tarlalarımız var. Hani tahmin etmediğimizden dolayı ekimini yaptığımız ve şu an su altında kalmaya başlamış buğday arazilerimiz var maalesef. Yani bir de maalesef diyoruz bazen arkadaşlar, niye işte böyle diyorsun, baraj olmuş falan istemiyor musunuz gibi kelimeler kullanıyorlar. Arkadaşlar biz baraja karşı değiliz. Gerçekten güzel bir hava olmuş. Hava güzel. Manzara çok güzelleşmiş. Bizim üzüldüğümüz sadece işte giden araziler oldu. Yani şu sonuçta buradan ekmeğimiz çıkıyordu. Artık bilmiyoruz. Belki daha hayırlısıdır da bu barajdan dolayı. Belki daha iyi ekmek kapıları da açılır. Tabii daha yeni doldu buralar. Bakalım süreç gösterecek bunu. Ne olacağını göreceğiz. Bizim bulunduğumuz köyde sık sık belki görmüşsünüzdür. Tabi burada çok güzel görüntüler var. Hani böyle kartpostallık görüntüler var. Genelde bu taraftan çekiyoruz. Burası bizim diyeyim tarihi mezarlığımızdı. Öyle söyleyeyim. Çok eski bir mezarlığımız var burada. Bu sular altında kaldı. Bundan işte 3-4 ay önce diyeyim size, bu mezarlarımızı çoğunu taşıdık. Bilen arkadaşlarımız, hani kim tanıyorsa, tanıdık tüm mezarları çıkarıp daha üst bölgeye çıkardık. Bu şekilde burada defnettik. Dolduktan sonra belki seviyesini bulur da biz de rahatlarız. Çünkü sürekli bu 1-1,5 aydır sürekli taşıma yapıyoruz. Ağaçları kesiyoruz. Evi taşıyoruz. Bir sürü iş var. Öyle söyleyeyim. Burada sadece şu an için hayat ördeklere ve balıklara güzel. Onu diyebiliriz. Her yer açılmış. Hani şu gördüğünüz ördekler kimin olduğu belli değil. Çünkü hepsi artık yaban ördeğine döndü. Çünkü sahipleri artık tutamıyor, yaklaşamıyor onlara. Hemen göle doğru yüzmeye başlıyorlar. Evet, şu an barajımız hani size söylediğim gibi 7 metre daha yükselecek. Karşıda gördüğünüz ev ilk kat tamamen sulara gömülecek. Sadece bir katı kalacak. Tabi haliyle boşaltılacak. Aynı bulunduğumuz ev. Ben şu an 3. kattayım. Şöyle aşağı doğru göstereyim. İlk katı tamamen sulara gömülüyor. İki katı dışarıda kalıyor. Artık hayırlısı neyse o olur. Onu da diyoruz inşallah. Bayağı bir arazi gitti. Yani daha önceden ektiğimiz kaliteli araziler hep gitti.
mısır ekiyorduk, pamuk ekiyorduk, buğday için olsun. Ne ekersen ekin, yani bu bölgede dere yatağına yakın topraklar çok verimliydi. Üst taraflar hani iyidir ama onlar kadar olmaz. Bir de bazı arkadaşlar Batman Salat bölgesini ise çekmemi istemişler. Ben burada sadece yani bulunduğumuz köyden kaldığımız için hani oralara gidip de video çekemiyorum maalesef. Sadece işte isteyen arkadaşlar oluyor. Bu bölgede yaşamış, şu an Avrupa'da kalan arkadaşlar var. Onlar istiyor. Hani burada olup ne olup ne bittiğini görmek istiyorlar. Onlar için o videoları yapıyorum. Bir de hani tamamıyla suya gömüldüğü için hani artık kayıt altına almak istiyoruz. Daha bir daha görmeyeceğimiz için buraları. Ondan dolayı bu videoları çekiyoruz. Burada gördüğünüz üzere bu evin arka tarafı. Hani arka tarafında biraz videosunu çekeyim. Buğdayımız aktif buğday. Şurada gördüğünüz gibi su yukarı doğru buğdayları çiğniyor, çiğniyor yukarı doğru çıkıyor. Evet, yani şu an gördüğünüz buğdaydan şöyle söyleyeyim size, bir 50 metre yukarı doğru yok sayın, yani oralar su alacak. Buğdaylar hep böyle suya gömülecek. Çok güzel manzara var burada. Şu an bahar ayındayız. Mayıs'ın 4'ü bugün. Şöyle göstereyim. Buralar hep bahçemizdi. Üzüm, armut, kayısı. Ne isterseniz vardı. Yani ne isterseniz vardı. Onları söktük. Şu iki ağacımız kaldı. Onlar da babam müsaade etmedi. Kalsın dediler. Öyle kaldı onlar. Sadece işte bundan 1,5 ay önce bir dere geçerken şu an deniz diyebileceğimiz seviyede olmuştu. Hani bir taraftan eski köyümüzü de özlüyoruz. Hani köyümüz güzeldi, gerçekten güzeldi. Evet, dereydi ama çok güzeldi. Böyle sürekli akıyordu deresi. Çok güzel manzarası vardı gene. Şu an bile şu anda manzarası kötü değil, çok güzel. Tabii insan yaşadığı ortamı özlüyor. Aynı zamana kadar. Arkadaşlar, hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. İstediğiniz bir şey varsa yazabilirsiniz her zaman. Hadi. Şu tepe, bu tepe, yeni de yarim, yeni su gelir sere serbe. Eski de yarim hani, dediler yar uyumuş. Yeni de yarim, yeni uyardım öpe öpe. Eski de yarim hani, diler yar uyumuş. Neni de yarim, neni uyardım öpe öpe. Eski de yarim.